Bana böyle dokunmanı o kadar özlemişim ki. Kendimi tutamadım ve büyüyü bozdum, değil mi? Ya büyü falan yok, anlık bir şey. Bir an bile kendini bırakmak bu kadar korkutuyor mu seni? Ya Emir yapma lütfen. Geçmişten gelen yaralarımızı açmamız, birbirimizde açtığımız yaraları kapatmaya yetmiyor Emir. Zor bir çocukluk geçirmem benim kırgınlıklarımı yok etmiyor. Tamam. Ben acıların çocuğu olduğumu iddia etmiyorum zaten. Babanın yanında ne kadar acıların çocuğu olabilirsin acaba? Babamla büyümek. Kulağa eğlenceli geliyor, değil mi? Eğlence. Sınırsız eğlence. Günaydın, yakışık mı? Ne o? Gözün mü kaldı? Hı? Bana bak Emir Sarrafoğlu. Şunu aklına iyice kazı. Bunlardan biri gider, biri gelir. Sen Sarrafoğlu erkeğisin. Hiçbir kadın Sarrafoğlu erkeğine hayır diyemez. Daha bunlardan çok göreceksin. En azından egonun kaynağı konusunda yanılmamışım. İnkar edemem. Sana arabayla çarptığım güne kadar şu Sarrafoğlu erkeği efsanesine kesinlikle inanıyordum. Kendimi özel mi hissetmeliyim? Hayatımdaki tek özel şey olduğunu biliyorsun. Bunu inkar edemem. Sen bana dünyanın en özel kadını olduğumu hissettirdin. Ama sonra beni yerin dibine soktun. Feri, arızalarım var biliyorum. Hatalarım var. Ama bütün kusurlarımdan, hatalarımdan, bütün kötü özelliklerimden daha büyük olan tek şey sana olan aşkım. Bunu biliyorsun. Neden ben? Neden sen? Neden? Neden sen? Belki binlerce, belki de tek cevabı var bunun. Ben seninle birlikte kendimle tanıştım. Yanında her şeyi yapabilecek kadar güçlü oldum. Tek bir sözünle yerin dibine inecek kadar güçsüz oldum. Kendi içimdeki ışığı gördüm seninle. Ve sen bazen kendi karanlığında boğdun beni. Belki hepsi, belki hiçbir Feriha. Bak bana. İstemiyorum. Kendimi senden dinlediğim zaman böyle oluyor işte. Bana kendimi eşsiz hissettiriyorsun. Şu an böyle hissediyorum. Sana bakarsam hepsi yok olacak. Bana bakmaktan korkuyorsun. Çünkü sana da bana olan şey oluyor. Beni gördüğünde öfkenin de, inadın da, kırgınlığın da arkasına saklanamıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Bunu yapamayacaksın. Sana bakıp yine bir şeylerin üstünü örtmemi sağlayamayacaksın. Bu kez böyle olmayacak. Ne olacak peki? Feri, hadi artık. Bak yüzüme söyle. Bitti mi? Ben seni buraya getirirken düşündüğüm tek şey sana sesimi duyurabilmekti. Bir karar vermeni istemek ya da verdiğin kararı değiştirmek değil. Sadece çaresizce konuşabilmeyi başarmak istiyordum. Ya başardın işte. Dinledik, konuştuk. Şimdi ne olacak? Ne istiyorsun benden şimdi? Senden ne istiyorum biliyor musun? Bir kez olsun kendi inadından, gururundan, aramıza soktuğun ne varsa onlardan kurtulup kendini bana bırakmanı istiyorum.
aileni, annemi, babamı, Rüya'yı, bizden başka herkesi unutmanı istiyorum. Ya ne kadar kolay söylüyorsun unutmak. Ne yapıyorsun unutturmak için? Kapıyı kilitleyip burada saklanırken bizden başka kimse yok işte. Ne yapalım o zaman? Buradan hiç çıkmayalım mı mesela? Peki. Kimseyi unutmayalım. Bunu yapamazsın anladım. Ama bu kapıdan herkese bir cevap vererek de çıkamazsın değil mi? Alın işte. Biz birbirimize her şeyi yaptık ve siz de bize her şeyi yaptınız. Biz hala buyuz işte. Bakın hala böyleyiz. Başaramadınız da diyemezsin değil mi? Artık benim ne istediğim önemli değil. Sen ne istiyorsan o olacak. Ay. Yine bütün yükü bana bırakıyorsun öyle mi? Önce beni bu evden gitmeye mecbur bıraktın, şimdi burada durmaya mecbur bırakıyorsun. Mecbur değilsin. İstemediğin hiçbir şeye mecbur değilsin. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Feriha bak, birbirimizi yorduk biliyorum. Pes etmek istemiyorum. Buna izin vermek istemiyorum. Bak ben anlatamıyorum. Pes etmek pes etmektir. Yorulmak yorulmaktır. Buna izin verip vermemen hiçbir şeyi değiştirmez. Biz her şeyi konuşup halledene kadar buradan çıkmayacağız demiştin. Konuştuk. Bak evi harabeye çevirdik. Neyi hallettik? Sorduğuna göre hiçbir şey. Bu kadar kolay olacağına inanmış mıydın? Buraya dört duvar arasına sıkışalım. Eteğimizdeki taşları dökelim. Birbirimizin kafasını gözünü yarsak da hallederiz mi sanmıştın? Bunun böyle olmayacağını söylemiştim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ve artık için rahat öyle mi? Birkaç duygusal itiraf, birkaç acı çocukluk anısı. Başımıza yıktığımız bir ev. Evet bunlar çok değerli. Ama şimdi ne var elimizde? Buraya gelmeden önce ne vardı? Seni buraya getirmeseydim benimle tek kelime etmeyecektin. Saçma sapan bir konuşmama trafiğinden çıkamayacaktık. Laf kalabalığı yapıyorsun. Bana hala bu eve kapanmak neyi halletti söyleyemiyorsun. Sen söyle o zaman. Neyi halledemedik? Onu söyle. Hadi bitti de bana. Emir gelme üstüme. Neden? Korkuyor musun? Bitti demekten mi korkuyorsun? Yoksa bitmediğini kabul etmekten mi korkuyorsun? Bitmeyeceğini, bitmediğini bildiğin için mi korkuyorsun? Biliyorsun, yalanlar, kıskançlıklar. İsteyerek ya da istemeyerek birbirimize yaptığımız bütün haksızlıklar. Hiçbiri bizi bitirmeye yetmedi. Birbirimizi defalarca bitirebiliriz ama aşkı değil. Gücümüz bütün saçmalıkları yetse de aşkı bitirmeye yetmiyor. Yetmeyecekti. Evet, bitmedi. Ne zaman bitti desem, ne zaman kaçsam, ne kadar uzaklaşsam sana o kadar sert geri dönüyorum. Oldu mu, bu mu? Mutlu musun? Evet, haklısın. Hakaretlerin, intikamların, bana yaptığın her şey beni defalarca bitirdi. Ama nasıl bir duyguysa bu aşk bitmedi, evet. Ama artık bitmemesinin de bir anlamı yok. Anlıyor musun? Bu kez içimdekilere teslim olmayacağım. Ben artık yalancı değilim. Sana bitti diyemem. Ama bu sefer bitmemesi hiçbir şey değiştirmeyecek. Haklıymışsın. Başaramadık. Onlar kazandı, biz yenildik. Yenilgiyi de kabullenmek lazım, değil mi?